11 Eylül Cuma akşamından herkese merhabalar. Bugünkü konuğum yaşam koçu Sayın Yağmur Çakır. Bugün kendisiyle kişinin kendi özbenlik frekansında olmasının önemi hakkında konuşacağız. Sizlerin de sorular olursa lütfen yorum kısımlarından bizlere ulaştırmayı unutmayın. Yaşam koçu Yağmur Çakır Hanım ile kişinin kendi özbenlik frekansının ne demek olduğunu, dezavantajlarını, avantajlarını, ardından kendi öz frekansından çıkıp çıkmadığını konuşacağız. Dediğimiz gibi sorularınız olursa lütfen yorum kısımlarından yazarsanız vaktim kaldığınca ben de sizlerin sorularınızı sormak isterim. Ardından Çarşamba günü akşamı Sayın Emeklikurmay Albay Aziz Bey ile yaptığımız yayında maalesef ki yayının sonlarına doğru istenmeyen provokatörlere maruz kaldık. Başta kendi 1881 derneğimiz adına, ardından Türk İstiklal Platformu'nun değerli üyelerine kusura bakmayın, özür diliyoruz. Bunu bu yayında yayının başındayken belirtmek istedim ki kimsenin gönlüne, kalbine bir şey gelmesin. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olan iki farklı grubuz. Bunu da buradan belirterek yayın konuğumu ben hemen yayına davet ediyorum. Zaten 1881 Derneği hesaplarında da bu konuyla ilgili gerekli açıklama yapıldı. Bilgilerinize sunarım. Yağmur Hanım merhabalar. Merhabalar, iyi Hoş, akşamlar. iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben bir göremiyorum şu anda ama görünüyor muyum? Siz görünüyorsunuz. Sıkıntı yok. Tamam, iyi akşamlar herkese. Merhabalar. Tekrardan yayınımıza hoş geldiniz. Bugün bu yayını kabul ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum ben sizlere öncelikle. Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dernek Başkanımız Borga Bey'e de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Rica ediyorum. Kendisine iletiriz. Zaten kendisi de yayınımızdadır. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ben size ilk sorumla başlamak istiyorum. Bu Tabii güzel ki. ve önemli konuyu sizlerden dinlemek istiyoruz. Şimdi kişinin kendi özbenlik frekansı diyoruz. Peki bu nedir? Kişinin kendi özbenlik frekansı varoluş enerjisidir. Yani varoluştan aldığı saf enerjisidir. Şöyle örnek vereyim doğadan. Doğada bir sürü çiçekler var, çeşit çeşit sayısız. Hepsinin dokusu, kokusu, görüntüsü farklı. İnsanlar da öyle. Bizler de tıpkı parmak izimiz gibi özbenlik frekanslarımızda farklı farklı karakterlerle dünyaya geliyoruz. Bu özbenlik frekansı bizlerin koruna, bizlerin evrende yaydığı enerjinin merkezi. Kısacası bu. Evet, teşekkür ederim. Kısaca Teşekkür ederim. anlaşılır anlattığınız için. Çünkü ben kendi adıma konuşmak istiyorum. Sizinle bu konuyu konuşmasaydım eğer ben bu konu hakkında bilgi sahibi olamayacaktım. Bizi Evet. dinleyenler ve daha sonra dinleyecek olanlar da sizlerin anlattıklarından bilgi sahibi olacaklardır. Bir kez daha yine tekrarlayacağım ama sağ olun, var olun bu yayını kabul ettiğiniz için. Şimdi aslında siz gelmeden önce hemen konu başlıklarından biraz bahsetmiştim ama kişinin kendi özbenlik frekansında olmasının avantajları nelerdir? Kişinin kendi özbenlik frekansında olması çok avantajlı bir durum. Zaten o frekansta bütün evrendeki doğal enerjisini yaşıyor. Algıları açık, enerjisi yüksek, doğru kişileri, doğru olayları yaşamına çekiyor. Korunaklı, tehlikelere kapalı, bütün yolu açıktır. O yüzden mutlu, olumlu, güzel bir yaşam sürer o frekansta kaldığı sürece. Evet. Her konunun avantajı olduğu gibi maalesef de dezavantajları da var. Peki kişinin kendi öz frekansında olmamasının dezavantajı nelerdir? Dezavantajları aşırı çok. Çünkü kendi özbenlik frekansında değilse algıları kapalı,
enerjisi düşük, yanlış seçimler, yanlış tercihler, yanlış eş, yanlış arkadaş, yanlış iş, her şeyi yanlış ve olumsuz seçiyor. Ve farklı frekanslarda seyrettiği için de sürekli bir arayış içerisinde, içinde bir boşluk, mutsuz. Ama ne aradığını da bilmiyor. Hani bir şeyler arıyor. Stresli, sıkıntılı, mücadele dolu, zorluklu bir yaşam dezavantajları. Evet. Ya peki bir insan kendi kendine, kendi isteğiyle, kendi öz benlik frekansından çıkabiliyor mu? Kendi isteğiyle çıkabiliyor mu? Evet, şöyle çıkıyor. Farklı hani dünyada birçok yaşam şekli var. Bunları katalog gibi düşünürsek onları seçebiliyoruz. Heves edilip, merak edilip kişi seçebiliyor da. Ama genel olarak daha çok toplum, sistem, aile bizleri kendimiz olmak dışında başka bir şey olmaya daha çok zorladığı için orada ister istemez çıkmış olunuyor. Yalnız şöyle bir şey var. Kendi özbenlik frekansından çıkmak da radyo yayınını düşünün. Hani şarkıyı tam dinliyorsunuz. Orada böyle kaymalar oluyor ya. Evet. Şarkı böyle bir gidiyor geliyor ondan sonra. O kaymalardan sonra düz çektiğinde oh diyorsunuz ve keyifle dinliyorsunuz değil mi? Şimdi kendi özbenlik frekansından çıkan insanlar da o radyo frekansındaki gibi kaymalar yaşadığı süreçlerde yoksa tamamen kendi özbenlik frekansından çıkarsa dehşet olur. Onlar psikopatlar, caniler. Artık kendinde değiller. Bu kısmi kısmi çıkışlar öyle diyelim. Evet. Anlaşılmıştır umarım. Evet, anlaşıldı. Yani aslında şu, tam anlamıyla şunu da sormak istiyorum sizlere. Dediniz ya derdim hani psikopatlar. Şimdi bu adam eğer bu sıkıntıyı yaşıyorsa eğer hani ben psikopatım demez. Doğru muyuz burada? Peki çıktığından bilgisi var mı kendisinin? Yani sadece psikopatlar değil, diğer hani bahsettiğim radyo frekansındaki gibi zaman zaman kayanlar, mutsuz, stresli hayat yaşayanlar için de bu geçerli. Bunun farkında değiller. Farkında olmadıkları için de çözüm yoluna gidemiyorlar. Hani bilseler zaten konuyu kökten çözecek adımı atarlar ve özbenk frekansına geçmek için gerekli çalışmaları veya uzmana başvururlar. Bir şekilde bunun için uğraşırlar. Farkında değiller maalesef. Anladım. Çıktık. Kendi öz benlik frekansımızdan çıktık. Peki kendi isteğimizle mi giriyoruz? O yine tekrardan frekansa. Yoksa sizin daha demin dediğiniz gibi bir danışanın, bir yaşam koçunun veya bir uzmanın yardımıyla mı tekrardan o frekansa dahil olabiliyoruz? Şimdi bu kendi özbenlik frekansından çıkan kişiler konuyu bilmediği için kendi kendine o frekansa geçemiyorlar. Yani geçseler arayış içinde olmayacaklar. Ve son dönemlerde biliyorsunuz çok fazla psikologlara, yaşam koçlarına, kişisel gelişimlere ilgi ve başvuru çoğunlukta. Bu güzel bir şey çünkü artık insanlık tıkandı, bir yerde bir şeyler arıyor. Yani bu böyle devam edemiyor, sürdürülemiyor değil mi? Korona da aslında bize bunu anlatıyor. Biraz kendinize gelin. İnsanlar koronada evde oturmayı, kendiyle vakit geçirmeyi şikayet ettiler farkındaysanız. Yapamadılar. Ya kendisinden sıkılır mı insan? O kadar kopuk özünden anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden de bu şeyi daha çok evrende karşılarına bilgi olarak, kişi olarak, uzman olarak onların karşısına çıkartıyor. Ve duyarsa bunu içselleştirirse geçmek için çaba gösteriyor. Bazısı da inanmayabiliyor. Tercih kişilerin. Evet. Zaten siz de koronadan açtığınız konuyu maalesef ki hala da artarak vaka, maalesef ki ölüm sayısı devam ediyor. Hazır yeri gelmişken biz de buradan söylemek istediğiniz korona ile ilgili bir şey varsa kişilere, bizi dinleyenlere, daha sonra dinleyecek olanlara ben hemen sizden önce cümleyi alayım. Ben şunu söylemek istiyorum.
Bir maskeyi takmak var, bir maskeyi takmak var ya da bir maskeyi Evet. takmak var. Yani üç farklı yere maske takılıyor. Ve bir de hastanede yatıp da maske takmak var. Sevgili misafirlerimiz, bizi daha sonra dinleyecek olanlar, lütfen o hastanedeki maskeyi takmamak için veya sevdikleriniz takmaması için lütfen koronadan dolayı o maskeyi burnumuzu kapatıp güzel bir şekilde takalım. Size önlem ve rica ediyorum. Sizi dinliyoruz Yağmur Hanım. Korona ile ilgili Evet. istiyorsunuz. Bir kere benim en büyük önerim korkmasınlar. Yani korku çünkü enerjiyi düşürüyor, bağışıklık sistemini düşürüyor. Panik ve korku, endişe üçü bir aradaysa yandı gülüm keten helva. Yani bir insan bayağı bir çöküş yaşıyor. O yüzden tedbirleri alsınlar. Fiziksel mesafeye, hijyene. Ama bunları panik yapmadan, korkmadan güçlü bir şekilde başarsınlar ve kurallara uysunlar. Yani öbür türlü kendisi belki hastalığı hafif atlatıyor ama uzmanların da söylediği gibi sevdiklerine veya bir başkasına kronik rahatsızlığı olanlara virüs bulaştırdığı zaman onların hayatına mal olabiliyor. Bencil olmamak gerekiyor. Yani bu süreç aslında bize birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu, evrende her şeyin birbiriyle ilgili olduğunu da öğretiyor. Yani bana necilik olayı değil aslında biz demeyi öğretiyor. İyi taraflarına da bakabiliriz aslında. Evet. Kötü tarafları aslında bu dediğim kötü değil de aslında bakarsanız ne kadar da pis yaşıyormuşuz. Hemen örnek veriyorum. Bir pikniğe gidildi mesela veya bir tatile gidildi. Orada denizin kenarlarında salıncaklar vardı ve her insan o salıncağa sallanıp hani denize ayaklarını işte sürtüyerek böyle yukarıdan aşağı doğru sallanıyordu. Arkadaşlarımızdan bir tanesi biner misin diye sorduğumuzda hayır ben binmek istemiyorum. Neden diyoruz? Oraya herkesin eli değiyor. Bunun gibi bir sürü şey aslında bakarsanız koronanın önce yapıyormuşuz, yaşıyormuşuz. Bu koronanın da bize kattığı güzel şeylerden bir tanesi. Yani daha dikkat ediyoruz artık. Şöyle bir şey, yani bir evrende sürekli geçmişe de baktığımızda bir sürü olaylar oluyor, gizli pislikler, başka şeyler. Yani sadece bu çevre kirliliği değil, insanlar zarar görüyor değil mi? Tacizler, yani bir sürü suçlar vesaire. Kaos oluşuyor. Bu kaos aslında hani kaostan düzen doğar diye söyleniyor ya, çok doğru. Şu anda şey gibi düşünün, bir fırtına esiyor, gemideki güvertede ne kadar pislik var onları ortaya çıkarıyor. Şimdi pislikler ortaya çıkarsa ne olacak? Temizleyeceğiz, uğraşacağız. Yani bu aslında güzel bir şey tabii ama biraz canlar da yanıyor. Evet. Şimdi 1881 Derneği Genel Başkanı Sayın Borges Sezer yayınımızda kendisine hoş geldin dileklerimizi iletiyoruz. Ardından bir tane Aynı şekilde ben de. Hoş geldiniz Borga Bey. soru gelmiş ama inanın artık gelen soruları sormaktan korkar oldum, çekinir oldum. Evet, geçenki provokatif bir durum Evet. vardı. Yani geçenki çarşamba günkü yayında maalesef istenmediğimiz olaylar yaşandı ama yayınımın başında da belirttiğim gibi misafirlerimiz, takipçilerimiz 1881 Derneği'nin Facebook, Twitter ve Instagram sayfalarında yapılan açıklamayı lütfen canı gönülden okumalarını rica ediyoruz. Şimdi bu soruda bir şey olduğunu sanmıyorum ve size iletmek istiyorum. Tamam, Dipte olan kişilere öneriniz nedir? dipte olan kişileri. Güzel bir soru. Ben aslında konuşmanın sonunda bununla ilgili bir şey konuşacaktım. Şimdi oldu. Doğaçlama gidiyoruz. Şimdi ben sayfamda takip edenler, okuyanlar bilir. Konuyu anlatıyorum. Çünkü konunun anlaşılması demek doğru adım atmak için büyük bir önem arz ediyor. Önce bir konuyu anlamak gerekiyor. Bu nedir? Neden oluyor? Ne yapılmalı, değil mi? Evet. Bu en önemli aşama. Yalnız şöyle bir şey var. Toplu önerme yapmıyorum ben. Hani üç kere böyle düşün, beş kere onu yap, işte ritüeller vesaire. Ve inanın bana çok fazla DM'den mesaj geliyor. Bu konuda çok şikayetçi insanlar. Şöyle ki,
bir sürü şey söylüyorlarmış. İşte şunu yapın, bunu yapın. Bunları uygulayıp ilk başta iyi hissediyorlarmış. Daha sonra ciddi bir çöküş oluyormuş. Bu olur çünkü neden? Uzun yıllar siz belli bir yaşam şekline sahiptiniz. Birdenbire yaşamınızı kendinizin düşüncelerinizle yönlendireceğini öğrendiniz. Ancak bilinçaltınız bunu henüz almadı, öğrenmedi, kabul etmedi. Şimdi o oralardaki o temizlemeyi, olumlu şeyleri yerleştirmedikten sonra, yani bir bilinçaltı temizlenecek, kayıtlar değiştirilecek. Daha sonra siz yeni olumlamalar ve kodlamalar yapacaksınız. O yüzden kendi kendilerine sonuç alamıyorlar. O şikayetlerden onu gördüm. Ben doğru noktada olduğumu gördüm. Yani ben toplu önerme yapmıyorum. Bir uzmandan hangisi enerji olarak ilgilerini çekiyorsa, hani ben bununla yol alabilirim diyorlarsa destek alsınlar. En sağlıklısı bu. Öbür türlü zaman kaybı, bir şeyler yapıyor, ümit ediyor ve daha sonra olmayınca çöküyor. Ve sonra bu yolla iyileşecekken, bu yolla sonuç alacakken bu konulara karşı da antipati duyuyor bu sefer. Aman diyor, yalan, bunlar boş. Anlatabiliyor muyum? Yani Evet. üzücü şeyler. O yüzden toplu önermelere hiç katılmasınlar. Tavsiyem bu. Teşekkür ederiz. Şimdi yayınımızda da olan kişiler, misafirlerimiz hazır Yağmur Hanım'ı yakalamışken, yaşam koçumuzu yakalamışken sormak istediğiniz sorular olursa lütfen yorum kısımlarından iletin. Ardından Cengiz Bey çok güzel bir şey yazmış. Böyle seviyeli ve özel yayınları her zaman bekliyoruz. Cengiz Bey, yorumunuz için teşekkürler. Her şeyden biraz etkinliğinin 22. haftasındayız ve Yağmur Hanım da bizim 63. yayın konuğumuz. Ve biz gelen kötü yorumlara karşı, provokatörlere karşı doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz ve yayınlarımıza da devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Zamanında SS diye bir dizi vardı. Belki hatırlarsanız, belki hatırlamazsınız. Ben Eskişehirli olduğum için biliyorum. Salın hepsini üzerimize gelsinler diyorlardı orada. Biz de aynı şekilde 1881 derneği olarak korkmadan, yılmadan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ardından güzel, seviyeli, bilgili yayınlarımıza devam edeceğiz. Hazır konusu Bu açılmışken, konuda bir şey söyleyebilir tabii miyim? ki de. Ben programı izledim geçen, o provokatif soruyu da biliyorum ama zaten komutan çok güzel cevabını verdi. Bu kadar sizi germemesi gerekiyor. O gerekli cevabı verdi, o Evet, karakter. şimdi Karaktersiz kişiye, saygısız kişiye verdi cevabı. O güzeldi zaten. yaşam koçuyla konuştuğumu da unuttum ben şimdi. Yani siz de siz... Olsun. Bu konuda gerçekten hani çünkü komutanın yaptığı iş çok önemli. Provoke edilmemeli. Önemli değil. Yani saygıyla konuşabilirsiniz. Sorun yok. Evet, tamamdır. Şimdi konumuz olan, aslında tekrardan konumuza döneceğim ama şimdi ben daha önce bir veya iki yaşam niye söyleyemiyorum bilmiyorum ama yaşam koçuyla Yaşam kötü. evet daha yayın yapmıştım ve onlara da şöyle bir soru yöneltmiştim. Aslında bu da doğal bir soru olacak. Mesela ben kendi kendimi iyi edemiyor muyum? Yani neden bir yaşam koçu ile çalışmam gerekiyor ve bir yaşam koçu ile çalışırsam hayatımda neler değişir? Şimdi yaşam koçu nedir? Önce onu bilelim. Yaşam koçu bir yol arkadaşıdır. Yani onun dertlerini paylaştığı, motive, yani motive olmak istiyor çünkü kendisi. Onu motive eden, örnek veriyorum, şimdi bir diyete başlayacak, diyetisyene gitti ama bir türlü onu yapamıyor. Yaşam koçu onu motive edecek, birlikte yol alacaklar. Bu küçük bir örnekti. Bu her konuda böyle, yani öğrenci koçluğunda da, ilişki koçluğunda da, beslenme koçluğunda da. Asıl şey motive olmak ve burada ona yol arkadaşlığı yapılıyor. İyileşme deyince, iyileşmede ben enerji, yani aslında en çok enerji frekans üzerinden çalışıyorum. Bunu daha çok önemsiyorum çünkü.
Enerji frekans, uyumsuzluğu, işte kendi özbenlik frekansına geçme konularında uzmanla çalışması gerekiyor. Kendi kendine geçemiyor. Yani geçmiş olsalardı keşke. Ama geçemiyor. Evet. Sizlere nerelerden ulaşabiliriz? Bana Instagram DM'den ulaşabilirler. DM'den. Peki evet. Online olarak yaşam koçu eğitimi veriyor musunuz? Eğitim için şu anda şey yapmıyorum. Daha önce seanslar. Çünkü çok fazla ihtiyaç var. O zaman eğitime girildiğinde alan genişliyor, verim düşüyor. Eğitim daha sonra, ama şu an seanslar, yani birebir o kişilerin. Yani ne kadar kişi kendi özbenlik frekansına geçerse dünyadaki yayılan enerji de o kadar güzelleşecek. O yüzden seanslarla devam ediyorum. Tamamdır. Kişisel gelişim kitaplarını öneriyor musunuz? Evet, kişisel gelişim kitaplarında yalnız şöyle bir sorun yaşanıyor. Az önce bahsettiğim gibi çok güzel okuyorlar. Tamam diyor, böyle motive oluyor bir anda. Ama onu uygulama noktasında, işte yola koyamadığında, yani yürüyemediğinde o biraz geri tepiyor. Hani o açıdan sorunlu, ama olaya şöyle baksınlar. Konuyu anlamak en büyük adım. Konuyu anlasınlar, sonra takıldıkları yerlerde, bizler bakın sayfalarda o kadar yazıyoruz, yayınlara katılıyoruz, anlatıyoruz. Çok fazla insan bu işle uğraşıyor. Hani evet, para da kazanıyoruz, ama bu işin en temel olayı insanları işte açabilmek, enerjileri yükseltebilmek. Bu çok özverili bir iş. O yüzden okusunlar, ama stres yapıp konuyu dağıtmasınlar. Önce konuyu anlasınlar. Şimdi konuyu anlamadan sonuç istiyorlar. Sıkıntı oradan doğuyor. Önerdiğiniz bir kitap var mı Sayın Hocam? Yani önerdiğim kitap çok var. Yani hangi birini önereyim şimdi bilemedim, ama O zaman şey yapalım mı? Siz yayın esnasında düşünün belli tamam. başlı 5 tanesini. Hiç değilse biz de buradan sizlerin sayesinde bir kitap hiç değilse önerelim. Okumak isteyenler tabii ki de sizlerin tavsiyesiyle okusunlar. Böyle yapalım, böyle yapmak çünkü daha iyi. Şimdi direkt sorduğum zaman belki aklınıza gelmeyebilir veya hangi birini söyleyeceğiniz aklınıza gelmeyebilir. Evet. Bu şekilde yapabiliriz. Şimdi kişi kendi öz frekansında değilse, öz benlik frekansında değilse nerededir? Boşluktadır. İşte o boşluk, Kısaca evet, boşluk. boşluktadır. Yani çok kötü bir şey yani. Şimdi bu anlatacağım belki hani konumuzla belki hiç alakalı değildir. Belki ya Furkan Bey diyeceksiniz. Hakikaten cuk oturtturdunuz. Şimdi maalesef ki hemen hemen herkesin bazı zamanlarda bir işsizlik durumu söz konusu oluyor. Ve maalesef ki bir kendini boşlukta hissediyor. Şimdi o boşluğa düştüğü zaman bir insan ne yapacağını şaşırıyor. Sola bakıyor bir şey yok, sağa bakıyor bir şey yok. Artık bir insana sarmaya başlıyor. En yakınına. Bu annesi Evet. olabilir, babası olabilir, kardeşi olabilir, kız arkadaşı olabilir. Buraya kadar güzel. Şimdi bunu gelin gelelim nasıl bağlayacağım bu konuya? İşte yaşam koçu olmadığım için bilemiyorum. Şimdi dediniz yani Sorun iletim olarak. şimdi boşlukta şimdi Evet. bu işsiz kişi de boşlukta oluyor ve kişilere sarmaya başlıyor. Şimdi demek ki çıkmış oluyor kendi Tabii özbenlik çıkmış. frekansından. Heh. Ama o zaten en baştan çıkmış oluyor. Şöyle devam edeyim. Hani boşlukta dedim, orayı doldurursak. Şimdi değerli ozanımız Neşet Ertaş çok güzel bir söz söylemiş. Özü gülmeyenin yüzü güler mi diye. Bu konumuzda da o kadar uygun olduğu için hem kendisini minnetle anıyorum, saygıyla. Çok özel hizmetleri oldu ülkemize. Bu çok o kadar derin bir söz ki, yani şimdi kişinin işte kendi özbenlik frekansında olmadığı zaman yüzü gülmüyor. Gülmüyor.
Ama insanlarda bir de şu var. Şimdi insanları kendi özben frekansından çıkardıktan sonra bir şekilde onları bir yerde tutabilmek için oyalama taktiği uygulanmış. Bunlar ne? Televizyon, telefon, araba, eşya, değil mi? Evet. Biz bunlarla insanlar oyalanıyor. Oyalanıyor ama bir yerden sonra bunalımlar başlıyor. Hani yetmiyor. Çünkü arabayı alıyor, bir hafta sonra tamam yani o heves gitti, değil mi? Bunların hepsi heves. Peki öz ne istiyor? Özün ne istiyor? Özüyle ilgilenen yok. İşte o beğensin, bu beğensin. O işte havalı olayım, param olsun, değil mi? Hep bakıldığında dış kaynaklı, dış odaklı yaşanıyor. Öyle de olunca özünden kopmuş oluyor. Şimdi bir bunalımda çöküyor. Yani işsiz kalabilir ama özünde olan bir kişi bir başka yerden kazancını sağlayabileceğini bilir. Yani şöyle bir durum var. Kişi diyelim ki mühendis. Piyasada da mühendislik veya öğretmenlikten örnek vereyim, o daha uygun. Çoğu öğretmen açıkta. Evet. Ne oluyor? İlla öğretmenlik yapacağım. Yani para kazanmanın başka yolu yok mu? Şu an koşullar bu. Olunamıyor. Ne olacak? Niye kendini yıpratıyorsun? İşte özüyle barışık değil. Özünde yani mutluluk olmadığı için o kendini öğretmen olunca mutlu olacağına adapte etmiş. Tabii ki olsun, emek vermiş, o ayrı. Ama şimdi koşullar gereği bir sıkıntı var. O zaman bir şekilde o süreç atlatılana kadar o öğretmen aşkı içinizde olarak bir şekilde kendinizi geçindirebilmelisiniz. Yani o zaman işte özünde olan kişi bunu dert etmiyor. Çok Öyle diyorum. çok güzel bağladınız. Yani ben de düşünüyordum. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim ama hani bir şey anlatacağım. Bunu nasıl bağlayacağım diye kendi kendime düşünüyordum. Topu size attım. Siz de güzel bir şekilde bağladınız. O sözü Neşet Ertaş söylemişti. Doğru mu? Evet, özü gülmeyenin yüzü gülmez. Evet. Sizin de dediğiniz Yüzü gibi güler mi hatta? Yüzü güler mi? Özü gülmeyenin yüzü güler mi? sizin de dediğiniz gibi kendisini rahmetle minnetle anıyoruz. Belki konumuz, belki değil, hiç konumuzla alakalı bir cümlesi bu ama ben de hazır aklıma gelmişken söylemek istiyorum. Hazırda bir kadınla yayın yapıyorum çünkü kadınlar insandır, bizler ise insanoğlu. Bunu Evet. da Neşet Ertaş söylemişti ve tekrardan yad ediyoruz kendisini. Bütün sözleri derin ve yaşama dair çok özel. Yani anlamak gerekiyor. O yüzden o zaten göçtü, sonsuzluğa göçtü. Ama eserleri yaşıyor. Tekrar saygıyla anıyorum. Şimdi kişinin kendi öz benlik frekansına evet çıktı, çıkardık önce onu. Ondan sonra Toplum, işte sistem vesaire evet. çıktı. Peki tekrardan o frekansa dahil olabilmesi için neler yapması gerekiyor? Konuyu anlaması gerekiyor. Önce konu anlaşılacak. Yani burada büyük bir sıkıntı var. İşte kişisel gelişim kitapları okuyorlar. Yeri geliyor seans da alıyor bu insanlar. Ama o kadar bir sonuç odaklılar ki daha konuyu anlamadan işte o yol nasıl yürünecek, neler yapılmalı? Bir kere konu anlaşılacak. Yani konuyu anlamak ve bu konuyu anladıktan sonra bunun için adım atmaya karar vermek en önemli. O ilk. Sonrasında kesinlikle bir uzman, yani öyle uzaktan şu bunu dedi, üç kere bunu, yani ritüel falan bunlar tavsiye etmiyorum. Çünkü herkesin algıları farklı, anlatabiliyor muyum? Herkesin kişiye özel. Bunun altında karma çıkabiliyor. Atalardan aktarılmış bir sürü karma çıkabiliyor. Bilinç altında kayıtlar olabiliyor. Yani onu kendi özbenlik frekansından çıkaran olayı saptayabilmek bayağı bir uzun bir yol. Yani bunu ciddi anlamda uzmanıyla, hani iyi bir uzmanla, hani mesela yarım doktor candan eder derler ya. Onu seçip bir de en önemlisi kendi enerjisine uygun, yani uzmanını sevecek, o da önemli. Çünkü enerjisi uyuşmazsa sırf, yani bu işlerde bir sevecek bir şeyini, enerjisini, anlatabiliyor Evet, muyum? evet. Rastgele biriyle yapamaz. Evet. Tabii yani o frekans aslında yakalanması gerekiyor. Yani şimdi ben ister Kesinlikle. Ne şimdi kadar iyi uzman olursa olsun. tabii tabii doğru söylüyorsunuz.
Şimdi yine Cengiz Bey yazmış, özü gülmeyenin yüzü güler mi, gönülsüz muhabbet hakka değer mi? Evet. Miş. Herhalde cümlenin sonu da o şekildedir. Cengiz Büyükşahin de bu arada Neşet Ertaş'ın toprağından halk müziği sanatçısı kendisi. Arkadaşımdır. Selam olsun Çok kendisine de. Hoş çok geldi değerli. O yayınımıza. da kaset çıkaracak, klipleri olacak. İyi bir bozlak aynı zamanda. Neşet Ertaş'ın yolunda ilerliyor. Güzel. Teşekkür ediyorum katkısından dolayı. Şimdi Ömer Bey de hocam ders çalışamıyorum ya moraller bozuk demiş. Var mı hocam bir tavsiyeleriniz? Tavsiyem hep aynı. Konuyu anlayacak. Yani moralini, yani dediğim gibi kendisiyle baş başa kalamıyorsa bir insan, sıkılıyorsa sürekli işte telefon olsun, televizyon olsun, topluma gideyim, oraya gideyim, buraya. Hep dışarıyla mutlu olacağını düşünüyorsa çıkmış yani o frekanstan zaten. Başka yerlere savruluyor. Yani özüne gelecek eni sonu. Yani şöyle düşünsün. Deprem oluyor. O pahalı telefonun aklına geliyor mu? Canını alıp kaçıyorsun, değil Tabii mi? ki de. O işte olay o canın. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Öyle düşün. Can yani. Öz. O. Ya tabii. O yüzden kendi özben frekansında olmak çok önemli. Evet yani daha deminki anlattığınız konuda bencil davranacağız. Yani bilgisayar gider, yenisi gelir. Telefon gider, yenisi gelir. Ama hayat gittiği Yine zaman aynı kılır. Ev işte. maalesef. Ama bunu düşünmüyor. Kendini hasta edene kadar o yok, bu yok, şu yok, değil mi? Tabii ki de. Evet. Sağlık en önemli şey. Bakın yaşamda en değerli hazine sağlıktır. Dinç olmaktır ki bu doya doya işte, o çiçekleri koklayasın, koşasın, edesin. Ama dediğim gibi yani bunları algılar kapalı oluyor işte. Kendi özbenlik frekansında değilse kişi onu algılayamıyor bile. Ne aradığını bilmiyor ama işte bak mutsuz, ders çalışamıyor veya o belki de şöyle düşünün. Dolabında bir sürü kıyafeti var. Kıyafetim yok diyor. Evet. Hiç olmayanlar var. Ama ne kadar mutlu o çocuklar. Koşuyorlar çıplak ayaklarla falan. Ne? Özünde yani umru değil. Yani o çünkü insanı kıyafet, statü değil, özü adam eder. O sizi özüyle yani mesela örnek vereyim bu konuda kediler. Kedilere siz yemek verirsiniz ama onu yer, çeker gider. Kedi birini seviyorsa onun özünü sevmiştir. Mama verdiği için sevmez. Yani sokakta bir kedi Çiçek sevgi, gerçek sevgi. sokakta bir kedi gördüğümüz zaman mesela yani sanmıyorum her kedinin işte ayaklarımıza dolanacağını. O bir güven sanki. Doğru mu? Yani sana güveniyorum. Aslında değil. Kedilerle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bir caninin yanına da gidiyor ama kesiyorlar kediyi, değil mi? Evet. Şimdi o cani dediğimiz kişi özünde çok, yani biz özümüzle de dünyaya geldiğimiz için özde bir sıkıntı yok. Sonradan zihinsel başka şeylerle, başka şeylerle işte frekanslardan çıkılıyor. Bir sürü perişanlık, negatif, olumsuz enerjiler yükleniyor. Ne oluyor? İşte kim ne kadar olumsuz enerjiye maruz kalırsa ona göre derece derece hayatında şeyler oluyor. Örneğin biri çok sinirlenip sövüp ama öldürmeyebiliyor. Ama öbürü tamamen şey. Şimdi kedi onu aslında iyileştirmeye gidiyor, biliyor musunuz? Kedilerin böyle bir şeyi var. İyi bir enerji vermeye gidiyor Yani ona. bu Çünkü onu cani olarak görmez kedi. Onu öz enerjisiyle bakar. anladım. Tabii iyi insana denk gelirse sever böyle Aynen, başlar aynen. ama Ama orada farklı bir şey var. Kedilerin şeyleri, boyutları çok özel. evet. O Şimdi yüzden hani kedi bana geldi, ben iyi insanım demeyelim. O enerjisini sevdiği kişinin o cani veya iyi insan diye ayırt etmez. O öz enerjisini görür kişinin. Bizler şeye bakarız. Ay bu cani, bu işte beyefendi, bu değil mi? evet. Orada o özbenlik olayı farklı. Anladım. Şimdi bir de özentilik var. Yani Evet. maalesef ki örnek veriyorum ki sanatçılardan bahsedelim hadi. İşte
Hani kendine örnek vereyim. Hani kimseye de gerek yok. Hani yaptığımdan değil. Benim saçım kısa. Ama örnek veriyorum. A sanatçısının saçı işte biraz uzun. Saçları şöyle yapıyor mesela. Ha, Evet. diyor ki ya bu ne kadar yakışıklı. Bak kızlar nasıl bakıyor. Ben de aynısını yapacağım. Yani şimdi buna ne gerek var? Yani bir insan yani özenmek, niye bir insan bir insana özenir? Yani kendi kişilik, kendi özbenliğinden neden çıkar ya gider? Yani buna niye ihtiyaç duyar sizce? Şimdi kendi özbenliğinden çıktığı için zaten ihtiyaç duyuyor. Kendini başkalarına beğendirerek var etmeye çalışıyor. Oysa ki kendi özbenlik frekansında daha önce de anlattığım gibi lale farklı kokar, gül farklı kokar, papatya farklı kokar. Hepsi çok özeldir doğa için. Yani doğa laleyi ayırıp gülü üstün tutmuyor, değil mi? Evet. Hepsi çiçek, hepsi çiçek ve hepsinin doğada çok önemli, kıymetli bir yeri var. Bizler de öyleyiz. Biz evrende çok özel insanlarız. Özel geldik. Özel var olduk. Ama ne oluyor? Oradan çıktığı için kendini ona buna beğendirerek onu alırım, bunu alırım. Bir sapma var. Bunlar normal ama hani ne yapacak? Onu söyleyebilmesi için işte siz bu halimle iyiyim diyorsanız orada o halinizde özbenlik frekansında demek. Memnunsunuz kendinizle. Yani kişi sürekli kendini İşte sadece bu değil ki şu anda hanımlar alınmasın, kızmasın ama çok ciddi bir hani ufak dokunuşlar falan tabii ki güzel bakımlı olmak ama çok böyle birbirlerine benzediler. Çok abartılı bir estetik patlaması var. Yani özden tamamen gidiyor yani nereye gidiyorlar ben de bilmiyorum. Keşke sonra pişman olacakları şeyler yapmasalar. Çünkü bir 2 yıl sonra o dudakların modası geçecek. Bu sefer indirecek, kaşın geçici değil mi? Yani bu kumaş değil ki yüz bu. Yani ne kadar parçalayıp geçecek bilemiyorum. Ciddi bir olay bu. Evet. Umarım sorun yaşamazlar. Evet, şimdi Cengiz Bey bu konu hakkında bir şey demiş. Şov odaklı bir toplum imajı oluşturmak istendiğinden olabilir mi hocam? Öyle. Zaten bizi yani insanları özbenlik frekansından çıkaran sistem daha çok. Sonra sistem topluma sirayet ediyor. Toplum aileye sirayet ediyor. Siz dünyaya geliyorsunuz. Kalmak istiyorsunuz. Çırpınıyorsunuz. Ailesiyle çok mücadele eden insanlar var. Ailesi de ne diyor? El alem ne der? El alem Evet. kim? Bu el alem komisyonu kim? Bu el alem karnını doyuruyor mu? Sen üzgünken yanında mı? Umrunda mı? Ama senin kriterlerinle ilgilenebiliyor. Taktığın sürece tabii ki. Evet. Takmadıktan sonra hiçbir şey yok. Yalnız Anadolu'da da böyle bir hastalık var. El alem ne der? Kesinlikle. Şimdi ben notlarım arasına bakıyorum. Size sormamı hani bu konu hakkında soracağım tüm soruları sordum. Evet. Gelen sorular oldu. Onları da sordum ve içtenlikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Rica Şimdi ederim. konuklarıma sorduğum iki tane özel soru oluyor. Bunları da size yöneltmek istiyorum. Şimdi aslına bakarsanız yayının ortalarında bahsetmiştim ama etkinliğimizin 22. haftasındayız ve siz 63. yayın konuğumsunuz. Bu yaptığım etkinlikler hakkında, yaptığımız soru cevaplar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizden de o güzel duygu ve düşünceleri öğrenmek isteriz. Ben öncelikle dernek çalışmaları ile ilgili çok başarılı buluyorum. Borga Bey de başkanınız çok donanımlı, çok gerçekten bu işi yürekten yapıyor. Yani imaj olsun veya öylesine yapmıyor. O kadar yürekten ve özveriyle yapıyor ki derneğin amacı da çok güzel yere hizmet ediyor. O yüzden derneğin çalışmalarını zaten çok başarılı buluyorum. O yüzden de bu yayını seve seve katıldım. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin yaptığınız bu etkinlikleri de zaman zaman fırsatım olduğunda izliyorum. Çok güzel, çok verimli. Yani sorular çok yerinde. Birçok konuda farklı konuklar alıyorsunuz. Yani insanların özellikle de bu korona sürecinde
doğru bilgiye, doğru konulara ihtiyacı var. Bu açıdan ben sizi tebrik ediyorum. Çok başarılı. Sağ olun. Güzel duygu ve düşünceleriniz için teşekkür ederim. Şimdi bizi şu an dinleyenlere ve daha sonra 1881 Derneği'nin YouTube kanalından dinleyecek olanlara son olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi bu kişinin kendi özbenlik frekansını konuştuk ya. Son olarak kendi özbenlik frekansında olan bir kişi nasıldır? Nasıl olur? Onu yani öyle biri var mıdır? Tanıyabileceğimiz, herkesin tanıdığı. Onu bir söyleyeyim ki hem örnek olsun hem kafalarda onu oturtsunlar. Hani havada kalmasın konu. Benim ve hepimizin tanıdığı Ulu Önder Atatürk kendi özbenlik frekansında yüce bir şahsiyetti. Öyle özel. Zaten onun yaşamına baktığınızda, yaptıklarına baktığınızda o kadar kendinde ki ne rüşvet, ne başka bir şey, ne o, ne bu, ne ceza, hiçbir şey yolundan döndüremiyor. O kadar emin, güçlü, kararlı ve evren tarafından da destekleniyor. Bu çok önemli. Çünkü kendi özbenlik frekansınızdaysanız korunaklı bölgedesiniz ya, evinizdesiniz çünkü. Ulu Önder Atatürk'ü bu konuya örnek vererek kafalarda anlattığımız bütün konunun işte kendi özbenlik frekansında olmanın önemini anlatmak istedim ve kendisini çok büyük sevgi, saygı ve minnetle de anıyorum. İyi ki de atamız. Çok mutluyum o konuda. Aslına bakarsanız ilk soruda direkt Mustafa Kemal Atatürk desek konu direkt bağlanacaktı. Ama bu sorular hani tam anlamıyla anladık diyebilirim. Yani gerçekten ben kendi adıma konuşayım. Nedir, ne değildir bilmiyordum. Ve son olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de örnek olarak verdiniz. Hani derler ya cuk oturdu diye. O kadar diye. Önemli bir örnek ki herkes çok net görebilecek çünkü. Gerçekten kendi özbenlik frekansında olunca bu kadar şeyi üstesinden gelebiliyorsunuz, yolunuzdan dönmüyorsunuz. Yani dışarıdaki zorlukları kolaylıkla hallediyorsunuz. Böyle bir durum. Yani kendi özbenlik frekansında olan kişiler zorluklarla karşılaşmıyor değil. Ancak böyle oturup bunalıma girmiyor. Onları çözüyor. Anlatabildim mi? Of işte o ne bu ne? En basit örnek, geldikleri gidip giderler dedi. Oraya gelenler ne dedi? Aa işte işgal edildik, düşman dayandı, battık, bittik. Nerede? Tek bir şey. Geldikleri gibi giderler. Yani budur yani özbenlik frekansı budur. Geldikleri gibi de gönderdi. Bütün silah arkadaşlarıyla birlikte. O yüzden konuya en güzel örneği verdiğimi düşünüyorum. Dünyada tabii ki var, bilim adamları var. Yani bunların kendi özbenlik frekansında olan kişinin iyi işler yapıyor olması çok önemli. Yani zeki bir sürü sahtekar bilim adamları da var. Evet. Bu önemli değil. Yani olay zeka değil. Doğru işler yapıyor olması. Yani insanlığa iyi işler yapıyor olması. Ve Atatürk de zaten farkındaysanız bizlere birey olmayı, kendimiz olmamızı değil mi? Kesinlikle. Aslında kişi kendisi kendi özbenlik frekansındaydı. Bizlere de birey, kendiniz olun, sorgulayın, güçlü olun, hiçbir şekilde sömürülmeyin değil mi? Zaten bizlere de onu söyledi. Ha, adını öyle koymadı ama çizdiği yol oydu. Evet. Ve o yolda ilerleyenler de var. Ben en azından buna uymaya çalışıyorum. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ilerleyenler çoğunlukta ki hani biz görmek istediklerimizi aslında görüyoruz. Bir de işin diğer tarafı var. Kendini göstermek istemeyenler. Ve evet. Hani dediğim gibi bu konuya bu şekilde bir örnekle noktalamanız bu konunun ne kadar anlaşılacağını şu an dinleyenler ve daha sonra dinleyecek olanlar da buna emin olabilirsiniz. Yani bir konu anlatılıyor ve o konu hani boşa anlatılmadığını anlatıyorsunuz siz aslına bakarsınız ve o konuyu bir örneklerle hep hani doldurdunuz veya
Kişilerden Anlam. sözlerle doldurdunuz. Yani ben şahsım adına size teşekkür ederim. Ben anladım. İnanıyorum ki dinleyenler ve daha sonra dinleyecekler de anladı. Zaten bu konu hakkında bir sorun veya bir soru olurlarsa size de DM'den ulaşacaklarını siz de söylemiştiniz. Hazır aklıma gelmişken Sayın Yağmur Hanım, sizden kitap ismi istiyoruz. Eğer aklınızda varsa, o arada düşünebildiyseniz, eğer yine hani söyleyemeyecekseniz şey yaparız. Siz bize yazarsınız. Aslında ben sayfamda çok yazıyorum. Yani şöyle, şimdi kişisel gelişim kitaplarında okuyorlar. Ulaşabilecekleri bir sürü kitap var zaten. Ama işte az önceki gibi kısacık bir sürede anlatmaya çalışmak, toparlamaya çalışmak. Ben uzman gözüyle yazıyorum. Hani nerede takılınıyor, nasıl oluyor? Yani bütün amaç konunun anlaşılması. Burada anlaşalım. Bu yayını şu an izleyen ve bundan sonra izleyecek olan herkesin kişisel gelişimde yapması gereken tek şey, her şeyi okuyabilirsiniz, sayfaları gezin, insanları inceleyin, uzmanlara bakın. Ancak konuyu anlayın, sonuca odaklanmayın. Sonuç en sonra, önce konu anlaşılır, teşhis konur, sonra tedavi, değil mi? Tabii. O yüzden önce bu, ben o yüzden örneklerimi de anlaşılsın diye. Çünkü konu anlaşı, benim amacım o. Yani bir sürü bu konuyla ilgili farklı açılardan yazılar yazıyorum. Caps'ler hazırlıyorum. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Yani videolar da çekiliyor ama yazı çok önemli. Okusunlar da, yani video da izlesinler ama mutlaka dönüp o konuların yazılarını mutlaka okusunlar. O çok önemli. O yüzden toplu önerme yapmıyorum, taktik vermiyorum. Çünkü sonuç alınamaz ve daha da kötüye gidiyor. Zaman kaybı bir de. Örnek veriyorum, şimdiden bir uzmana başvurup yol alacakken onlarla oyalanıp daha üzerine çöküp bu sefer daha bir sorunlu ve zaman kaybı yaşamış olarak daha mutsuz oluyor. Bunun için elimden geldiğince anlaşılır bir dille konuyu anlattım ve şunu da tekrar söyleyeceğim. Kişinin kendi özbenlik frekansında olması demek Furkan Bey. Olmayan insanların olmayan yerde olduğunu görüyoruz, değil mi? Evet. Şimdi şöyle düşünün. Bu yaşamda altın da var, gümüş de var, teneke de var ama hepsinin bir işlevi var. Şimdi siz öz olarak varoluştan hangi frekans ve enerjiyle geldiyseniz orada olursanız mutlu olursunuz. Yani enerjinizin üstünde bir makama geçtiğinizde o size büyük gelecek. Altında ezilirsiniz. Hoş değil ki. Veya enerjinizin altında bir yerde çalışmak da kötü. Hani hak et şeyinde. İşte kendi özbenlik frekansında çıkmalar olmasa herkes özünü bilecek, sözünü bilecek, yerini bilecek. Bu kaos da çıkmayacak. Şimdi burada büyük bir adaletsizlik oluyor. Olmayan kişiler olmayan yerde, olması gerekenler daha aşağıda. Ne oluyor? Adaletsizlik ya da kaos, bir sürü sıkıntı ve özellikle çok hassas olduğum konu. Adalet nedir? Yani kişilerin vicdanına bırakılacak bir şey değil. Bunu gördük. Neden? Çünkü herkes kendine göre yorumluyor. Adalet evrensel bir hukuk kuralı vardır. Bunun dışındaki her şey boş. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın. Empati kuracaksın, evet. Bu şekilde yaşarsan, bu şekilde ilerlersen o zaman bu adalet sağlanır. Şimdi kendi özbenlik frekansında olmak zaten otomatikman adaleti sağlıyor. Ve eski Türklerden küçük bir örnek vereceğim zamanımız varsa. Şimdi çocuk dünyaya geldiğinde 7 yaşına kadar at vermiyorlardı. Neden? 7 yaşında bir karakter, işte ne olacağı, onun işte o özünün ne olduğunu görmek açısından 7 yaşı bekleniyordu. 7 yaşına gelen kişi ortaya alınıp işte özüne göre, örnek veriyorum, yükselmeye mi ihtiyacı var? Ona yüksel adı veriliyordu. Yücelmeye mi ihtiyacı var? Yücel adı veriliyordu. Demir gibi mi? Demir adı veriliyordu. Şimdi demir gibi biri değilse, cılız biri ise, hani
Ona ağır atlar vermek, onun altında ezilmektir. Bakın eski Türklerde zaten bu özvenlik frekansı ile ilgili o kadar güzel sistem kurulmuştu ki at vermeden tutun, herkes enerjisine göre yaşıyordu. Yani sen yukarıdaki Kaan, öbürü çoban falan diye bir şey yoktu. Herkes özünde, yerinde, sözündeydi ve kaos çıkmıyordu. Herkes yerini biliyordu. Şimdi herkes çıktığı için yerler, özler, sözler birbirine karıştı. Tekrar söylüyorum ve iddia ediyorum. Dünyada insan kaynaklı bütün sorunların tek çözümü insanların kendi özben frekansına geçmesiyle mümkündür. Yani her şey olacak. Hani tilkin dönüp dolaşıp geleceği yer, Kürtçü dükkanı. Oraya gelecekler. Ben şimdiden bilgimi paylaşıyorum. Bu bilgi bu kadar şeyde adlandırılmamıştı. Yani net olarak bunu bu kadar şekliyle ben ortaya koydum. Ama çalışmalara bakın, yogacılar, orası, burası, herkes ne diyor? İçine dön, özüne dön, şöyle yap, böyle yap. İşte orada tek sıkıntı telkin vermek. O özüne nasıl dönecek o zaman? Sen ona bir şey veriyorsun. Onu vermediğin zaman dönecek. Yani kadim bilgilere de baktığımızda hep söylenen bu. Özüne dön, özüne dön. Ve Neşet Ertaş gerçekten nokta atışı yapmış. Siz de mi o taraftansınız yoksa? Yok, ben değilim. Bu Neşet Ertaş hayranlığı nereden geliyor peki? Hayranlık değil, konuma çok uygun bir söz. Ha, sözden dolayı. Sözden, evet. Anladım. Sözü seçtim. Hani bu başka biri de olabilirdi eğer konuma uygun bir. Ama tabii hayranım Ozan. Ozan çok kıymetli biliyorsunuz. Yani Ozan olmak, Ozanlığa yükselmek. Yani bana göre çok bilge bir insan. Tabii ayrıca da seviyorum hani ama konumla ilgisi çok o sözün. O sözü işte baz alarak da hem örnek vermek adına kullanmak istedim. Tabii canım, ben yok kötü bir şey demedim. Sadece hani o taraftan mısınız acaba diye bir sormak istedim de. Ses gitti. Geliyor mu şimdi? Ses gitti. Şu an geliyor mu? Evet, ses gitti. Şimdi geliyor mu? Şimdi? Bizle mi alakalı? Şu an geliyor mu sesim? Sizinle mi alakalı ses? Bilmiyorum. Geliyor mu şu an? Ses gelmiyor. Benim geliyor mu? Sizin geliyor, geliyor. Sizin gelmiyor. Şimdi geliyor mu peki? Geliyor mu? Yani, ses yok. Şimdi geliyor. Tekrar bağlanalım mı çıkıp da? Yani şimdi zaten bir 5 dakikamız kaldı. Ses gitti. O zaman tekrar ama. Tekrar. Tekrar, tamam. Tekrardan merhabalar. Bizim işimiz de zor. Hem provokatörlerle uğraş, hem teknik aksaklıklarla uğraş. Hani bir şekilde tabii biz yayınlarımıza devam ediyoruz. Daha deminki yayınımızın sonlarına doğru maalesef ki seslerde bir sıkıntı oldu. O sebepten dolayı yayınımızı tekrardan başlattık. Son cümlelerimizi toparlayıp maalesef ki sizlere veda edeceğiz. Ben hemen yayınıma alalım konuğumuzu. Dediğim gibi provokatörlerle ayrı uğraş, teknik aksaklıklarla uğraş. Uğraş da dur. Ondan sonra karşımıza yaşam koşu geldiği zaman işte bize diyor ki sinirlenme. Geldi, nasıl sinirlenme Yağmur Hanım? Geliyor mu sesim şu an? Geliyor şu an, evet. Tamam. Az önce ses alamıyordum. Hani ne cevap verebilirim ki duymadığım bir konuda? Olur ya böyle aksaklıklar, sinir bozmaya gerek yok. Ben aslında size takılmıştım. Demiştiniz ya siz yayının ortalarındayken takılmayın fazla diye. Evet. Ben de size biraz atıfta bulundum. Şimdi zaten yayınımızın da sonuna geliyorduk. Sizin yarım kaldı cümleleriniz. İsterseniz onları bir toparlayalım. Yani genel olarak
dediğim gibi kişinin kendi özbenlik frekansına geçmesi en önemli konu. Bütün bu kişisel gelişimler, bütün bu terapiler, seanslar, işte nefes seansları, psikoterapiler, yaşam koçlarının yaptıkları, enerji uzmanlarının yaptıkları aslında hepsi kişileri kendi özbenlik frekansına götürmek için. Yani başka bir amaç yok zaten. Çünkü özünde olunca kişi zaten evrende kendi frekansında olacak ve yaşamı kendi enerjisine uygun şekilde akacak. Şimdi çoğu kişi, yani dünyada şu an bu kaosun yaşanma nedeni de insanların özbenlik frekansından çıktıkları için herkesin yeri, yurdu, hiçbir şey belli değil. Kim nerede olması gereken, nerede olmaması gereken, nerede kaotik bir ortam oldu. Adaletsizlikler arttı. Ama bu süreçte dediğim gibi insanlar kendisi bu şekilde işte uzmanlarla, kendi çabalarıyla kendi özbenlik frekanslarına geçmezlerse evren farklı şekilde müdahalelerde bulunuyor. İşte kaoslar, başka şeyler, başka şeyler. Ama sonuç olarak dönüp dolaşıp oraya gidiliyor. O yüzden ister severek öğrenin, ister evrenden bir dayak yiyerek, ama amaç oraya gitmek. Çoğu kişi ne yazık ki göçüp gittikten sonra özüne kavuşacak. Burada çoğu kişi kavuşamadan gidiyor. Evlilikleri, tercihleri hepsi özüne uygun olmadan, mutsuz bir şekilde, yüzü gülmeden göçüp gidiyor. Onları da yapabilecek bir şey yok. O da tercihleri çünkü. Ama şuna eminim, herkesin mutlaka karşısına işte içine dön, özüne dön, kendini yaşa diyen birileri Biri çıkmıştır. çıkacak. Hem Kesinlikle. çıkmıştır hem çıkacak, ama dinleyip dinlememek kişiye kalıyor. Ey Türk, titre ve özüne dön. Herkes için bu geçerli. Bütün ırklar için. Irk meselesini de açtıysanız konuşmanın sonunda. Irklar da öyle. Kendi frekansına. İşte Türk bir frekans, İngiliz bir frekans, Alman bir frekans. İşte onlar da kendi özünde, mesela dansları farklıdır değil mi herkesin? Tabii. Özü farklı çünkü, frekansı farklı. O yüzden herkes kendi frekansında olduğu sürece bu kaotik durum sona erecek. İnsan kaynaklı bütün sorunların çözümü kişilerin kendi özbenlik frekansına geçmesi. Ben bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Bunun üzerine çalışmalarımı yürütüyorum. Benimle çalışmak isteyenler bu konuda bana başvurabilirler. Bu konuda zaten kendine güvenen bir insan iddia eder. Siz de kendinize güveniyorsunuz ki sizlere de hani hem ben söyledim hem de siz söylemiştiniz. Ulaşmak isteyenler zaten ulaşabilirler. Evet. Sayın hocam, bugün için yayınımın başına da belirttim. Tekrardan söylüyorum. Değerli vaktinizi ayırıp da bize zaman ayırdığınız için, bu güzel bilgileri bizlere sunduğunuz için çok teşekkür ederim sizlere. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı çalışmaları yapan 1881 Derneği, tekrar başkanınız Borga Bey, siz beni davet ettiğiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese kendi özbenlik frekansına geçmesini diliyorum. En kısa zamanda bunların yolları açılsın. Daha güzel enerjiler, daha olumlu bir yaşam hepimizin hakkı ve bu mümkün. Evet. Sevgiler, esen kalın. Sağ olun. Sizler de kendinize çok iyi bakın. Size ve ailenize selamlar ve saygılar. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.